genel izleyici için uygundur. Hat aşkı öyle bir yüreğime düştü ki öğrenmek için her türlü gayreti sarf edip kapı kapı dolaştım. Yılmadım, azmettim, gayret ettim ve hala bu yolda devam ediyorum. Adım Ahmet Demir. 1964, İstanbul doğumluyum. Aslen babamız Ordu'dan, Ordu ili Mesudiye ilçesinden 1955'te İstanbul'a göçmüş. Odur budur, biz İstanbulluyuz. Lise yıllarında kalbimize düşen hat aşkı bizi bu sanatı öğrenmek için kapı kapı dolaşmamıza sebep oldu. Ve nihayetinde bu sanatlı tanışmak Cenab-ı Allah bize nasip etti. 5 senelik bir eğitimin ardından icazetimizi aldık ve halen bu hat sanatında yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Yazının sanata dökülmüş halidir. Yani sanatsal boyutudur. Ve belirli kuralları, belirli kaideleri olan bir sanattır hat sanatı. Kur'an-ı Kerim'in nazil olmasıyla itibaren güzel yazıya olan sevgi, muhabbet Müslümanlar tarafından devamlı telakki etmiştir, gelişmeye uğramıştır. Devamlı daha iyi yapmak için, daha iyi yapmak için bir arayış içerisinde günümüze kadar gelmiştir. Peygamber Efendimiz Miraç gecesi Miraç'a çıktığı zaman levh-i mahfuzda kalemin hışırtısını duyuyordum. Levh-i Mahfuz, yani alemler yaratıldı belli. Kıyamete kadar yaratılacak olan her şeyin kaydını yazan diyorsunuz der. Levh-i Mahfuz, Allah'ın indinde. İşte o hışırtı, işte o tabii bir yansımadır. İlla o değil. Ayette nun vel kalem ve ma yusturun diye Cenab-ı Allah. Nun, o müteşabih bir ayettir. Manasını Allah-u Teala bilir. Ama şey olarak mesela hokkaya benzetirler daha çok. Vel kalem ve ma yusturun. Kaleme ve onu satıra dizilenlere, dizdiklerine and olsun diyor. Tabii hattatlar da işte bu ayetin sırrına vakıf olmak için ömür tüketmişler. Bu yolda devam etmişler. Biz de gayret etmekteyiz hala. Allah yani gayret bizden, tevfik yüce Allah'tan. İnsanlarımız hat nedir, ebru nedir, tesip nedir, minyatür nedir, efendime söyleyeyim telkari, edirnekari, kündekari, bu tür sanatlar. Yani bizim milletimizin, ecdadımızın alıp zirvelere taşıdığı bu sanatlarımız maalesef bizim insanımız tarafından bilinmemekteydi. Başladığımız yıllarda bu sanatın en büyük sıkıntısı malzeme tedariğinin sıkıntısı.
kamış kalem bulamazdık, hat mürekkebi bulamazdık, aherli kağıt bulamazdık, hep kendimiz yapardık bunları. Ama Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde başlatmış olduğu İSMEK'ler aracılığıyla geleneksel Türk el sanatlarımız halkımız tarafından bilinir hale geldi. Sanatçının, hattatın yapmaya gayret ettiği şey işte o sır ve kalemin ne dökebildiğini anlayabilmek. Kalem döküyor ama işte hattatın ruhundaki o çağlayanı kalem mürekkeple kağıda aktarıyor. İşte o çıkan sonuç Allah'ın bir lütfu oluyor ondan sonra bizim için. Bizim artık has sanatını ekleyecek bir şeyimiz yok. Ecdadımız zirveye getirmiş, bize düşen bu sanatı yaşatmak. Biz de yaşatmak için elimizden gelen gayreti sarf etmeye devam edeceğiz inşallah.